Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma müdür yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'te birlikte az sonra aracı kurum raporlarını ve şirket haberlerini ele alacağız. Öncesinde ise bugün Fed günü, dolayısıyla piyasalardan neler beklemek gerekir konuşmak lazım. Ağlatçı Yatırım'a dönüyoruz. Karşımızda Hazine Müdürü Arda Coşar var. Arda Bey, piyasaların beklediği bir Fed toplantısı günü geldi çattı. Neler beklersiniz diyeceğiz. Çünkü tabii son toplantıdan bu yana hem aşı hem de canlandırma anlamında pek çok gelişme yaşandı. Ama tabii kısa vadeli riskler de devam ediyor ekonominin üzerinde. Evet, tabii dediğiniz gibi bugün önemli bir gün. Gündüz saatlerinde Euro bölgesinden enflasyon verilerini alacağız. Acaba o tarafta bir enflasyonda kıpırdama var mı, onu göreceğiz. Akşam saatlerinde FED kararı ve FED Başkanı Powell'ın konuşması var. Şimdi FED tarafında tabii ki bir aksiyon beklenmiyor. Faiz oranlarında ve tahvil alım miktarında bir aksiyon beklenmiyor. Ancak önemli olan noktalar dot plot dediğimiz noktasal grafikte gelecek dönem FED projeksiyonlarında ABD'nin büyümesine, enflasyonu ve işsizlik oranı dair beklentilerde bir değişiklik olur mu? Ya da faiz oranlarına dair beklentilerde bir değişiklik olur mu? Bundan önemli olacaktır. Akabinde de Powell'ın yaptığı konuşma söz konusu. Powell bir önceki konuşmasında sırasında faizlerin, ABD tahvil faizi yükseldiğini görmüştük. Bu sefer süreci nasıl yönetecek veya ABD tahvil faizlerinin yükselmesini engelleyecek veya piyasayı yatıştıracak anlamda neler söyleyecek, piyasayı ikna edebilecek mi? Bunlar önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu bugünkü FED toplantısı bence son aylarda yapılan önemli FED toplantılarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Ürün bazında konuşursak euro dolar tarafı zayıf seyrin devam ettiriyor. Dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı gücünü koruduğunu söyleyebilirim. 1.19'dan şu an destek almaya çalışıyor euro dolar tarafı. Yukarıda 1.19.30 direnci var. Yani 1.19.30'un üzerine kalıcı bir hareket yapma takdirde zayıf seyrin devamı beklenebilir euro dolar tarafında. Öte yandan altın ABD tahvil faizlerinin %1.6'nın üzerine çıkması, orada kalmasına rağmen 1700'lerin üzerinde tutundu. Dolardaki değer kazancına rağmen bu bize 1700'lere doğru geldiği yerlerde, yaklaştığı yerlerde alım yapıldığını gösteriyor. Bunun ipuçlarını veriyor. Tabii bugünkü yine FED toplantısı altın fiyatları üzerinde dalgalanma yaratabilir. Bunu farkında olmak lazım. Seviye olarak da aşağıda 1720 desteği var. Aşağı yukarı bu civarla destek olarak kabul edilebilir. Bunun üzerine kalıp kalmaması önemli. Eğer FED toplantısı sonrasında 1720'lerin üzerine kalmayı başarırsa önümüzdeki günler 1750'lere doğru hareketler görme potansiyeli söz konusu olabilir. Bu açıdan 1720-1725 bandının aşağıda destek olarak, destek bölgesi olarak izlenmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ağlatçı Yatırım Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Amerika ile saat farkımızın tekrar bir miktar daha kapandığını hatırlatalım. Karar 21'de FED cephesinde, 21.30'da da Powell'ı takip ediyoruz. Öncesinde gelelim bize, dün endeks üzerinde en etkili olan hisse Ford Otosan'dı. İstersen şirket haberini aktararak başlayalım biz de. Dün açıklamalar vardı. Bu açıklamaların etkisini gördük. Ama sadece hani Ford Otosan haberi gelmeden önce de aslında bir prim vardı. O da dün seninle konuştuğumuz aslında taksit haberinin, evet, ardından. Hani doğrudan doğruya o haberin pozitifliği midir desek biraz tartışmalı aslında. Hani böyle bir haber vardı, böyle bir resmi gazetede taksi sayısı, ama hani mesela BDDK'nın normal düzenlemesinden farklı olarak bir 120 ay kısmı eklenmişti. Ama yine de algı 120 olarak, bin liranın altı için 60 ay. Pardon, aynen öyle. Aynen, 120 bin liranın altı için taksitlendirme gelmişti. Daha öncesindeki uygulamadan farklı olarak. Ha, bu haberin etkisi belki bütün, çünkü otomotiv şirketlerinde biz pozitif bir seyir gördük. Ondan sonrasında da Ford'u ayrıştıran başka bir haberimiz daha var. O da yeni yatırım haberi tabii ki. Evet. Uzun zamandır beklenen bir haber akışıydı. Bu Ford Volkswagen işbirliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretim yatırımı artık resmi olarak açıklandı. Proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari araç yeni nesil Ford Transit Custom ailesinin dizel şarj edilebilir ve hibrit elektrikli ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilecek. 1.39 milyar euro yatırım tutarı olan bu projeyle Transit Custom'ın mevcut 180 bin adetlik üretim kapasitesi 405 bin adete artacak. Bu resmi olarak açıklanan yatırım 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan yeni nesil ticari araç projeleriyle ilgili ürün çeşitlendirme ve tesis yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini 450 bin adetten
650 bin adete çıkartan 20,5 milyar TL tutarında proje bazlı devlet yardımı kapsamında gerçekleştirilecek. Bu noktada şimdiye kadar Ford ile ilgili tavsiyeleri ekrana getireyim. Bu yatırım tutarı mevcut durumda değerlemelere dahil miydi? Yani bu yatırım tutarı şimdiye kadar analistler gözünden konmuş olan hedef fiyatlara dahil miydi kısmından bahsedeceğim. Öncelikle ekrana son tavsiyeleri getireyim. Çünkü iki tane de yeni tavsiye var bu haber akışının ardından. Buradaki Wooden Company mesela tut tavsiyesi vermiş. Bu zaten kendi hedef fiyatları da mevcut fiyatın oldukça altındaydı. O yüzden hala tut tavsiyesini yineliyorlar aslında. Çünkü daha fazla potansiyel görmüyorlar. Oyak Yatırım endekse paralel getiri tavsiyesi vermişti en son 16 Mart tarihinde. Ve buradaki rakam da yine Ford'un dünkü priminin ardından zaten yine bu hedef fiyatın üzerinde kalan rakamlar. Yani şu anki fiyat koyulan hedef altında fiyatın... Altında kalan. Evet. Rakamlar. 208 lira 40 kuruş dünkü kapanış seviyesi çünkü. Aynen, yani şu an mevcut durumda analistlerin hedef fiyatı ile Ford'un hissesi şu an birbirinden farklı hareket ediyor. Şöyle evet. söyleyeyim. Şimdi büyüteceğim bunu. Ortalama fiyatı gösteriyor buradaki. Şu beyazla gösterdiğim çizgi analistlerin ortalama hedef fiyatı. Sarıyla gösterdiğim çizgi de Ford'un kendi fiyatı. Yani dikkat etmek gerekirse şu an analistlerin hepsinin aslında yeni hedef fiyat koyması lazım. Eğer Ford'da alt tavsiyesi veriyorlarsa halihazırda. Evet. Ama alt tavsiyesi verenlere de bakalım. Mesela son dönemde bir şeker yatırım hani endeks üstü getiri tavsiyesi vermiş. Nitekim öyle de oldu. Ama koydukları hedef fiyat zaten şu anki fiyatın altında. Aynı şekilde mesela JP Morgan en son ağırlığını arttır demiş. 18 Şubat'ta dedi bunu ve o günden bugüne ulaştı hedefine gerçekten de. Hatta hedefin üstüne de çıktı. Zaten en yüksek hedef fiyat verenlerden bir tanesi de bu raporu yazdıkları tarihte 203 TL'yi koyarken en yüksek JP Morgan olmuştu. Şimdi mevcut durumda Ford hissesi 208 TL'ye çıktı. O yüzden de şu aşamada bazı analistlerin bu arada hedef fiyatına dahildi bu yatırım tutarı. Ona rağmen şu an Ford hissesi o koyulan hedef fiyatlarını aşmış vaziyette. Yani şu an zaten mevcut durumda dediğim gibi çok fazla alt tavsiyesi de yok. Ama alt tavsiyesi verecek olan varsa bile yeni başka bir değerlemeyle daha yüksek bir getiri potansiyeli sunması lazım. Çünkü şu ana kadar dediğim gibi bütün hedef fiyatları zaten çoktan aşmış vaziyette. Özellikle Şubat ayının içerisinde. Yine Tofaş ve Turkcell cephesinde temettü haberleri var. Elinde bu hisseler olanlar için istersen onun da detaylarını verelim. Genel kurullardan nasıl bir karar çıktı? Turkcell'de 2.6 milyar TL brüt nakit temettü dağıtma kararı alındı. Tutar %61'lik bir dağıtma oranına tekabül ediyor. %7 de temettü verimine tekabül ediyor. Temettü ödemesi 30 Nisan, 30 Temmuz, 27 Ekim tarihlerinde 3 eşit taksitte yapılacak. Bu tutar bu arada piyasadaki temettü beklentisinin üzerinde gerçekleştiği için Turkcell üzerinde analistler olumlu yönde bir fiyatlamaya sebep olabilir diyorlar bu temettü haberinin. Bunun haricinde diğer temettülere baktığımızda Tofaş tarafında var. Yine pozitif piyasa beklentisinin üzerinde bir temettü kararı. 3 TL kar payı dağıtım teklifini genel kurul onayına sunmaya karar verdiler. Buradaki hak kullanım tarihi teklif edilen 23 Mart. Buradaki bahsettiğim 3 TL'lik kar payı da dünkü kapanışla baktığımızda %7'lik bir temettü potansiyeline tekabül ediyor. Tofaş tarafında dediğim gibi piyasa beklentilerinden daha olumlu bir temettü açıklandığını, teklif edildiğini en azından söyleyebiliriz. Bunun haricinde de aslında çok fazla temettü haberi var ama en önemlisi, hani en çok beklenenlerden ikisi bu şekildeydi. Şimdi temettü haberleri böyle. Başka şirket haberleri var mı aktaracağımız? Yok, bugün en ön planı çıkartabileceklerim de bunlar var. O zaman istersen dün bıraktığımız noktaya geri dönelim. Oradan devam etmeye çalışalım. Dün itibariyle Yapı Kredi Yatırım'ın model portföy değişikliğini ele alacaktık ki yayınımızın sonuna geldik. İstersen oradan detayları paylaşalım. Şimdi buradaki Akbank model portföyünden çıkardıklarını söylemişlerdi Yapı Kredi Yatırım bu raporuyla beraber. Ama çıkarmalarına rağmen hala alt tavsiyemiz var diyorlar. Buradaki model portföylerine 2021 yılına BIST 100'e relatif getirisi, göreceli getirisi endeksin daha üzerinde performans göstermesinden kaynaklı çıkardıklarını söylediler. Ve bununla beraber de banka ağırlığını azalttılar. Bankayı model portföyüne Kasım 2020'de eklemişti. O günden bugüne, bu arada yanlış söyledim, BIST'in hatta tekrar da bir kontrol edeyim ama Akbank
o dönemden bu döneme endeksin altında performans sergiledi. Neyse onu da kıyaslarız sonrasında da geride kalmasından kaynaklı model portföylerinden çıkarak hem de banka ağırlığını azalttıkları neticesinde bir rapordu bu. Burada banka için 9.80 TL'lik ve 12 aylık hedef fiyat var. Alt tavsiyesini hala koruyorlar. Orta uzun vadede cazip seviyedeki çarpanlar açısından beğenmeye devam ediyoruz. Ama son dönemde beklentilerinden yüksek seyreden enflasyon ve ABD faizlerindeki yükselişin neticesinde kısa vadede olumsuz performansın devam etme riski var. Diğerlerine de bakarız sonra diğer hisselerde. Borsa İstanbul Bursa'nın endekste günü %0.30 kadar yukarıda karşıladı. %4 puanlık bir kazanımı var açılışı itibariyle. 1575 puan endeksin açılış seviyesi oldu. Aracı kurum raporlarına da bakınca zaten hem Ford Otosan'la ilgili hem de Tofaş ve Turkcell'in kar payı dağıtımına ilişkin haberlerle ilgili pozitif yorumları vardı. Onu da dipnot düşelim. Mali endeks tarafı günü karşılarken %0.05, sanayi endeks tarafı ise %0.67 yukarıda hareket ediyor. Banka endeksi günü %0.20 kadar eksi de karşıladı. Detaylara baktığımızda Ford Otosan şu anda da yüzdesel bazda endekste en çok kazanan konumunda. Arkasında Verusa Holding, Goodyear, Türk Traktör ve Aksigorta'nın geldiğini görüyoruz. En çok düşen tarafta İhlas Gayrimenkul, Medikal Park, arkasında Bağfaş, Aksen ve Akbank hisselerini takip ettiğimizi de yine aktaralım. Verusa Holding tarafında da bir şirket haberi var. Sınırlı pozitif olarak değerlendirilmişti. Verusa Holding'in %100 oranda bağlı ortaklığı olan Standart Bauxit İşletmeleri AŞ Tokat ili Zile ilçesinde bulunan bir adet bakır maden sahası ruhsatını Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden bedeli peşin ödenerek dün itibariyle satın almıştır şeklinde bir haberdi. Son alınan yeni ruhsatla beraber Verusa Holding'in %100 oranında bağlı ortaklığı Standart Bauxit İşletmeleri AŞ'nin sahip olduğu maden sahası sayısı da 25 adede yükseldi şeklinde bir şirket haberi var. Hisse üzerinde etkili gözüküyor. Onu da aktaralım. Şimdi az önce ben de hızlıca Akbank'ın grafiğini çizdim, evet. De Kasım başından bu yana normalize ettim. Yani Kasım başından bu yana Akbank'ın, Borsa İstanbul'un ve bankacılık endeksinin o günden bugüne yüzdesel performanslarını gösterdim. Bu grafikte beyazla gösterdiğim Akbank, pembeyle gösterdiğim bankacılık endeksi, yeşille gösterdiğim de Kasım başından bu yana BIST 100 endeksin performansı. %39 BIST 100 endeks Kasım'ın başından bu yana getiri sağlamış. Akbank hissesi %26, bankacılık endeksinin kendisi ise %19 getiri sağlamış. Yani bu durumda Yapı Kredi Yatırım Akbank'ı model portföyüne aldığından bu yana endeksin aşağı yukarı %13 kadar altında performans sergilemiş. Yani relatif getirisi endeksin altında kalmış. Nominal anlamda getiri sağlamış ama gösterge endekse kıyasladığımızda altında kalmış. Bundan kaynaklı performansından kaynaklı model portföylerinden çıkardıklarını söylüyorlar. Ama dediğim gibi yine de alt tavsiyeleri var. Kısa vadede faizlerdeki yükseliş ve enflasyon görünümünden kaynaklı yine performansının zayıf kalma ihtimali var. Ama biz yine de al önerimiz var ve 9.80 TL'lik bir 12 aylık hedef fiyat koyuyoruz demişler. Model portföyündeki geri kalan hisselere baktığımızda Garanti Bankası var mesela bankalardan. Onun haricinde banka kalmadı şimdi Akbank'ı çıkardıkları için. Garanti Bankası'nın bu noktada giriş fiyatı 6.49'dan bu yana, Garanti Bankası 6.49 olduğundan bu yana, yani 2016'dan bu yana model portföyünde yer veriyorlar. O günden bu yana endeksin gerisinde kaldı o da, ama nominal getirisi var. Koza Altın var mevcut durumda. Hedef fiyatlarını da söyleyeyim. Garanti Bankası için mesela 14.20, Koza Altın için 152.32 TL'lik bir hedef fiyat var. Aselsan 23.13 TL. Coca-Cola içecek yine model portföyünde var. 94.62 TL. Ereğli 19.90 TL. Turkcell 22 TL. BİM 102 TL. Alarko Holding 15.52 TL ile şu an mevcut durumda Yapı Kredi Yatırım'ın model portföyünde yer alanlar arasında. Bunların içerisinde en yüksek getiri vaat edenler Garanti Bankası. Hani en uzun süredir portföyde olan da o. Hem de en fazla getire vaat eden de o. Onun ardından takip eden listeye baktığımda BİM mesela yine en yüksek 102 TL ile getiri vaat eden, en yüksek getiri vaat eden şirketlerden bir tanesi.
Kimi görüyorum başka? Aselsan da öyle. %30'un üzerinde. Coca-Cola içeceğinde %30'un üzerinde. Turkcell'in de %30'un üzerinde getiri potansiyeli vaat ettiğini görüyoruz. Yapı Kredi Yatırım'ın koydukları bu hedef fiyatlar üzerinden gidecek olursak. Şimdi Yapı Kredi Yatırım'ın bir de Özakgio ile ilgili notu var. İstersen o değerlendirmeden de başlıkları paylaşalım. Burada da cazip değerleme ve pozitif ayrışma potansiyeli şeklinde ön plana çıkarmışlar. Dördüncü çeyrekte finansallarını açıkladıktan sonra Yapı Kredi Yatırım onların telekonferansına katılmış ve oradan ön plana çıkan toplantı notlarını aktaracağım ben de ve aynı zamanda edindikleri izlenimleri. Şimdi aslında gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörünü genel itibariyle ele alıyorlar bu raporda. Yüksek seyreden konut kredisi faizlerinden kaynaklı özellikle 2021'in ilk yarısının gayrimenkul yatırım ortaklıkları için zorlu geçmesini bekliyorlar. Son dönemde özellikle %19'lara ulaşan konut kredisi faizlerinin konut talebi üzerinde baskı yaratmasını beklediklerini ifade etmişler. Nitekim 2020'de konut satışları hani salgın yılı olmasına rağmen çeşitli kampanyalardan ve faizlerdeki düşüşlerden kaynaklı %11'lik bir artış kaydetmişti. Yeni konut satışlarında ise son aynı dönemde düşüş görmekteyiz. 2021'in ilk yarısında da yeni konut satışlarının daralacağını, yeni konutların satışlarının daralacağını öngörüyorlar. Özellikle son dönemde girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekmişler. Mesela çelik fiyatlarındaki artış konut üreticilerinin marjlarını olumsuz yönde etkileyen bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Ama öte yandan Özakgio'nun bu zorlu süreçte nakiplerine göre daha pozitif performans sergilemesini ve aynı zamanda ayrışma potansiyeli taşıdığını ifade etmişler. Bunu neden söylüyorlar? Büyük yalı projesinde teslimatların devam etmesi, Göktürk ve Balmumcu gibi değerli projelerin varlığı, şirketin net nakit pozisyonu ve güçlü bilanço yapısından kaynaklı olarak gayrimenkul yatırım ortaklıkları için genel itibariyle görüşleri negatif olsa da Özakgio'nun bu negatif ortamdan bu üç gerekçeden kaynaklı çok da fazla etkilenmeyeceğini öngörmüşler. Buradaki 2021 yılına dair beklentilerinden de bahsedeceğim ama 2020'nin nasıl tamamlandığını kısaca Özakgio için hatırlatayım. Toplamda 1.2 milyar TL'lik bir ciroyla yılı tamamladı. Yani cirosunu %124 oranında arttırdı. 374 milyon TL FAVÖK kaydetti. Yani FAVÖK'ü 2020 yılında %92 arttı. 617 milyon TL net kar açıkladı. Bu da 2019'un tamamıyla kıyasladığımızda %98'lik kar artışına işaret ediyor. Ve yılın sonunda da 135 milyon TL'lik net nakdi vardı. Şimdi şirket yönetimi 2021'de büyük yalı projesinden 886 milyon TL hasılat katkısı bekliyor. 2020'de bu katkı 654 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Toplam proje satış hasılatı beklentisi de 1.3 milyar TL. 2020'de buradan 810 milyon TL elde etmişti. Konsolide net aktif değerinin yıl sonunda 4.7 milyar TL düzeyine ulaşmasını öngörüyor. Bu da %26'lık büyüme anlamına geliyor. Ulaşılabilir bulduğumuz bu projeler diyorlar, bu beklentiler diyorlar. Teslimatların devam ettiği büyük yalı projesinin de sağlayacağı katkı önemli rol oynayacak. Yani Yapı Kredi Yatırım Özakgio'nun koyduğu, şirket yönetiminin koyduğu bu hedeflere ulaşılabilir buluyor. Ve çarpanlarını da aynı zamanda cazip olarak değerlendiriyor. Ve aynı zamanda katalist olarak ve risk olarak değerlendirdikleri kısımdan bahsedeyim. Mesela neler Özakgio'yu pozitif yönde etkileyebilir? Bir tanesi İstanbul'da değerli arazilerde geliştirebileceği potansiyel ek projeler. İşte Göktürk'te mesela ön satışlar başlamış. Balmumcu bekliyor. Enflasyonda beklentilerden hızlı bir düşüş yılın ikinci yarısında Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini destekleyecektir. Ve bu da konut satışına olumlu yansıyacaktır eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse. Üçüncü sebep de turizm gelirlerinde hızlı bir toparlanma olursa bu da şirketin 2020 yılında o kaybettiği kira gelirlerinde hani Covid-19'dan kaynaklı bu gelirleri destekleyecek bir kalem olarak karşımıza çıkacak. Risk olan unsur ne? Enflasyon beklenenden daha yüksek seyrederse ve yüksek faiz ortamı devam ederse, makroekonomik toparlanma zayıf gelirse ve ilave proje geliştirmek bu konuda bunun neticesinde sıkıntı yaratabilir. Bu bir risk. Bununla beraber turizm sezonunun zayıf geçmesi. Yani katalist olarak ne varsa bunun gerçekleşmemesi durumunda bunlar aynı zamanda Özakgio'yu etkileyebilecek negatif riskler olarak karşımıza çıkıyor. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi diğer yandan tabii model portföy güncellemelerinden bahsediyoruz. Az önce Yapı Kredi Yatırım'ı ele aldık. 2 dakika kadar bir süremiz kaldı. İstersen yatırım finansmanın güncellemesini de dile getirelim. Onlar zannediyorum BİM hissesini eklediler. TAV ve Pegasus'u çıkardılar.
Bunun haricinde kalanlardan bahsedeyim. Hani Migros var, çıkardıkları ve ekledikleri haricinde. Ereğli var, Medikal var, Mavi var, Anadolu Sigorta var. Pegasus'u çıkardılar demiştin değil mi? Çünkü ben de son öyle not almışım, evet. Tamam. Tekfen kalıyor geriye. Tüpraş var, Arçelik var ve mevcut durumda da Alarko var. Bunların içerisinde yani getiri potansiyeli en yüksek olanlara baktığımda mesela Migros en yüksek getiri potansiyeli vadeden olarak karşımıza çıkıyor. Orada 58.40 TL'lik bir hedef fiyat koymuşlar. Onu takip eden listeye baktığımda da Tekfen vardı, %46'lık bir getiri potansiyeli sunuyordu. Mavi Giyim var, %34'lük bir getiri potansiyeli sunuyor. Mevcut durumda da senin eklediklerin ve çıkardıkların haricinde kalan hisseleri de bu şekilde özetleyebiliriz. Ama onların model portföyü çok dinamik. Biz biraz hani işlemekte evet. geciktik ama işte hani Mart ayının içerisinde mesela iki tane değişiklik yaptılar. Çok dinamik bir şekilde değişiyor. Hani yarın da değişebilir mesela, gelirse tekrar değişiklik paylaşırız. Bu arada yeni kapatırken her zaman olduğu gibi artan ve azalan hisse grafiklerimizde ekrana gelecek. Şu anda en çok yükselenlerde Ford Otosan var. Arkasında Doğuş Otomotiv, Tofaş Oto, Türk Traktör ve Verisa Holding hisselerini takip ediyoruz. En çok düşen tarafta da Sasa Polyester var bir numarada. Arkasında Bera Holding, Logo Yazılım, Enka İnşaat ve Medikal Park hisselerinin geldiğini ifade edelim. Böylece piyasa masasına bugün de nokta koyalım. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.